Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bugün Zemzem hakkında bir sohbet yapacağız. Zemzem, süt de yoktu, su da yoktu. O tarihte Mekke'de hiçbir insan yaşamıyordu. Çünkü Mekke daha insanların yaşadığı bir mahal değildi. Daha sonra bir şehir oluyordu. İçecek su da yoktu. Bir müddet sonra Hazreti İbrahim'in kendilerine bıraktığı su bitti. Hazreti İsmail ağlamaya, su istemeye başladı. Evet, Hazreti Hacer validemiz Hazreti İbrahim aleyhisselamın hanımı, Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın ilk eşi Hazreti Sare validemizden çocuğu olmamış idi. Daha sonra çocuğu olmadığı için Hazreti İbrahim'e dedi ki, ya İbrahim, çocuğun olmasını istiyorsan bizim yanımızda kendi kızımız gibi baktığımız, yardımcı olan her işlerimizde bize Hacer ile evlenebilirsin demişti. Hazreti Hacer validemizi de sorduğunda ikisi de tasdik edince Hazreti Hacer validemiz ile Hazreti İbrahim aleyhisselam evlendiler ve çocukları Hazreti İsmail aleyhisselam dünyaya geldi. Fakat Hazreti Sare validemiz daha sonra kendi çocuğu olmadığı için kıskandı, Hazreti Hacer validemizi görmeye dayanamaz hale gelmeye başladı. Hazreti İbrahim aleyhisselam evdeki bu huzursuzluk büyümesin diye şu anda Mekke'nin, Kabe'nin olduğu mahalle Hazreti Hacer validemizi bıraktı. Bıraktıktan sonra giderken Hazreti Hacer validemiz sordu. Ya İbrahim, bu senin kendi tasarrufundan mıdır yoksa Allah'ın emri midir? Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın emridir deyince tamam öyleyse dedi ve kabul eyledi durumu. Tamam o zaman dedi, Allah'tan gelen cana her halükarda kabulümüzdür dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam ise mahzun ve boyun bükük bir vaziyette geri döndü. İşte bu hengamede, bu durumda biraz önce bahsettiğimiz durum söz konusuydu. Hazreti İbrahim aleyhisselamın kendisine bıraktığı su bitiyor. Hazreti İsmail aleyhisselam ise daha küçük bebek ağlamaya, su istemeye başlıyor. Annesi Hazreti Hacer validemiz şaşırdı. Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin. Hazreti İsmail'in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa tepesine çıktı. Mekke'ye gidenler Kabe'nin içindeki Safa ile Merve tepelerini görmüşlerdir. Safa tepesine çıkıyor. Birini görebilmek ümidiyle sağa sola bakıyor. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve tepesi arasında koşmaya başlıyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Fakat bir türlü bir kişi göremiyor. Herhangi bir su bulamıyor. En son Merve tepesinin zirvesine çıktığında bir ses işitti, bir ses duydu. Zemzem kuyusunun yanında Hazreti Cebrail'i gördü. Hazreti Cebrail aleyhisselam kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Allah Allah, nihayet su görünüyor. Hazreti Hacer validemiz bu duruma çok seviniyor. Suyun aktığını görünce dur, dur manasında Zemzem dedi. Yani Zemzem devamlı akan suyun durmasını isteyen Hazreti Hacer validemizin Zemzem demesiyle, yani dur dur, fazla akma, boşa akma, çünkü susuzluğun ne olduğunu biliyor Hazreti Hacer validemiz. Evladının susuzluktan kıvrandığını biliyor ve Zemzem diyor ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı. Ki rivayet olur ki eğer önünü kesmeseydi bütün dünyaya yeterdi denilir o Zemzem için. Çünkü Hazreti
Cibril Aleyhisselam'ın bir müjdesi, Rabbimizin vazifelendirmesiyle o su çıkıyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın artık susurluktan ayağının yere vurmasıyla oradan su geliyor ve o suyun çokça aktığını görünce Hazreti Hacer Validemizin duygulu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde ağlayarak "Dur artık, dur" manasında zemzem demesiyle orada o suyun ismi zemzem olarak kalıyor. Havuz gibi yapıyor. Bir taraftan da testisini dolduruyordu. Suyu aldıkça yerinde yeniden su kaynıyordu. Testisini doldurduktan sonra sudan içti ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı emzirmeye başladı. Evet, Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti Hacer validemizden dünyaya geldi. Hazreti Sare validemizden de sonra Hazreti İshak Aleyhisselam dünyaya geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın her iki evladı da peygamber olan Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İshak Aleyhisselam'dır. Geç yaşta, yaşlı vaziyetteyken Hazreti Sare validemize melekler geliyor ve kendisini bir çocukla müjdeledikleri zaman neredeyse inanamıyordu. "Ben mi?" dedi, "yani bu yaşta mı?" Gülümsedi hatta. "Nasıl olur ki? Rabbim nasip ettikten sonra Rabbim her şeye gücü yeten ve gerçekten de bir çocuk sahibi oldu Hazreti İshak Aleyhisselam. Hazreti İsmail Aleyhisselam da o mahrumiyet bölgesinde büyüdü ve orayı Rabbim dünyanın merkezi haline getirdi. Kabe'nin yapıldığı yer oldu. Sonra başka insanlar geldi. Suyun çıktığı yeri gördükten sonra oraya konakladılar ve çok güzel bir şehir olmaya başlamış oldu. Ve bugünkü Mekke'nin temelleri atılmış oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam'la beraber, oğluyla beraber bugünkü Kabe'nin ilk bina olarak yapımını gerçekleştirdiler. Allah onlardan ebedlere kadar razı olsun. Bizleri de şefaatlerinden mahrum bırakmasın inşallah. Evet, Rabbimin her işinde bir hikmet gizli. Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer validemiz çok mağduriyetler çektiler, çok mazlumiyetler çektiler ama hiçbir zaman yılmadılar. Bu gelen Allah'tansa biz ona razıyız dediler ve Rabbim onları yalnız bırakmadı, sahipsiz bırakmadı ve sonunda şu andaki dünyanın merkezi sayılan Kabe'nin içinde bulunmuş olduğu Mekke şehrinin temelleri onların vasıtasıyla atılmış oldu. Allah ebedlere kadar razı olsun ve şefaatlerinden bizleri mahrum bırakmasın. Sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam büyüdü ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, "Oğlunu kurban kes." Bir gördü, iki gördü, üçüncüsünde gördüğü zaman Hazreti İsmail Aleyhisselam aldı ve kurban etmeye giderken Rabbim onu değil, onun yerine bir koç kendisine gönderdi ve koçu kurban eyledi. Bazı kaynaklarda, özellikle Yahudi kaynaklarında Hazreti İsmail Aleyhisselam değil de Hazreti İshak Aleyhisselam olarak anlatırlar Yahudi kaynakları. Halbuki o Hazreti İsmail Aleyhisselam'dı ve boynunu uzattı. Annesinin seneler öncesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sorduğu gibi, "Allah'tan mıdır bu yoksa başka bir şekilde midir?" diye sorduğunda, "Allah'tan gelen bir emirdir" dediğinde hemen teslim olmuştu. Hazreti İsmail Aleyhisselam teslimiyetiyle tarihe ismini yazdıran muhteşem bir peygamberdir. Ve Peygamber Efendimizin 39. göbekten dedesi Hazreti İsmail Aleyhisselam'dır ki Peygamber Efendimiz'e kadar bir daha bu silsileden bir peygamber gelmedi. Ta ki son peygamber olan bizim peygamberimiz, insanlığın ve cinnin peygamberi
Hatem-ül Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi ve peygamber oldu. Hazreti İsmail aleyhisselam 39. göbekten dedesi, 40. göbekten dedesi ise Hazreti İbrahim aleyhisselamdır ve İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmektedir Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İshak aleyhisselamın ise evladı Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf aleyhisselam da peygamberdirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Ulu'l-Azm peygamberlerin en büyüklerindendir. En büyük peygamberlerdendir. Rabbim onların şefaatlerinden bizleri mahrum bırakmasın ve inşallah en güzel şekilde ibret almayı nasip eylesin. Hazreti İsmail aleyhisselam teslimiyetiyle Hazreti İbrahim aleyhisselama buyur vazifeni yapabilirsin demiş. Fakat Allah-u Teala Hazreti İsmail aleyhisselam değil, onun yerine bir koç kurban etmişti ve o günden bugüne kurban kesme ibadeti devam etmektedir. Allah-u Teala'ya bir şükürdür, bir şükrandır. Allah-u Teala'nın rızası istikametinde büyükbaş hayvanlar veyahut da koç kesilmektedir ki en makbullerinin başında koç gelmektedir. Hazreti Abdullah Peygamber Efendimiz'in babası da yine aynı şekilde kesilme ile karşı karşıya kalmıştı. Zira demişti ki Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip, eğer 10 taneden fazla çocuğum olursa birisini kurban edeceğim. Ve dediği gibi de oldu, ondan fazla erkek evladı oldu. Sonra sordu ki bu nasıl olacak? Dediler ki bu konuda danışabileceğin büyük bir zat var, ona sor. O da dedi ki sizin oranın adetinde bir kişinin diyeti ne kadar devedir? O da dedi ki bir kişinin diyeti 10 devedir. Sonra dedi ki eğer dedi bir tarafa 10 deveyi koy, bir tarafa oğlun Abdullah koy. Ta ki develer çıkana kadar bu kuraya devam et. Ve herkesin huzurunda, Mekkelilerin huzurunda Abdülmuttalip bu kurayı çekti. İlk 10 deveyle Abdullah Hazretlerini karşı karşıya getirdi ve kura Peygamber Efendimiz'in babasına çıktı. Artırdı 20 yaptı, tekrar Abdullah'a çıktı, artırdı 30 yaptı, 40 yaptı. Ta ki 100 olduğu zaman bu sefer develer çıktı. Mutmain olmadı, acaba dedi, içinde bir şüphe vardı Abdülmuttalib'in. Tekrar kura çekti, yine develer çıktı. Üçüncü kere kura çekince, yine develer çıkınca dedi ki bu develer artık benim için sizlere sadakadır, sebildir. İnşallah oğlumun diyetidir dedi. Ve oradaki fakir, fukara, ihtiyaç sahipleri günlerce o deve etlerinden istifade ettiler. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ben iki kurbanlığın evladıyım buyurarak Hazreti İsmail aleyhisselama ve babası Abdullah'a işaret etmektedir. Rabbim başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer bütün Peygamber Efendilerimizin de şefaatlerine bizleri nasip eylesin.